10 Ağustos, 16 Ağustos kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, kova burçlarına demişim ki siniriniz, gerginliğiniz, öfkeniz, yani yaşadığınız bu bayramda neye yaşadıysanız ya da çalıştığınız ve bunun öfkesini yaşıyorsanız hala sinir sistemleriniz, kaslarınız böyle çok gergin. Yani biri bir şey söylese oturup ağlayacağınız bir haftanın enerjisindesiniz de şekerim. Yani sen bunların başına geleceğini bile bile sen tercih ettin. Bugün birini suçluyorsun. Suçlayacak kişi sensin, biliyor musun? Çünkü bu kadar senin açık oynaman ve her şeyi dobra dobra ifade edip herkese kol kanat gerip sonunda da baltayı sana sapladılar. Yani bu ailende kardeşlerin, yeğenlerin ıvır zıvır. Yani sen o kadar anlayışlı bir insan olmana rağmen seni çileler çıkarttılarsa vay haline bu hafta senin. Saldıracak nokta ve özellikle işte de bu gerginliği yansıtacaksın. Ne olur yapma. Çünkü sen çok başarılı ve çok iyi noktalar hak ediyorsun. Evet, kırgınlık, kalp kırıklıkları, ailenin hataları, kardeşlerinizin, eşinizin hataları, eşinizin sülalesinin hataları ve kendi ailem, iki ailede kalırız ya bazen ilişkide de orada da siz sıkışmışsınız. Bu hafta bunları sanki insanları karşınıza alacaksınız ve ben de insanım. Artık ben de beni anlayın diye bir konuşma yaptıktan sonra insanlar sizinle anlaşılacak. O yüzden lütfen ev ve ailevi sorunlarınızı bu hafta 10 ve 16 Ağustos haftası çözün ki. Çünkü hep burası kafanıza takık olduğu için yeniliklere, işe, alana ve aslında çok başarılısınız, hedef ki insanısınız. Başardığınız her şey size çok büyük bir aydınlanma yaşatıyor. Ama şu oluşuyor sizde, yani ben yetemiyorum. Ben ne yaptıysam yapamıyorum. İnsanların artık kaprisi, davranışı beni o kadar çok yıprattı diyorsunuz ki haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Bunları yüzleşip konuşalım. Ve şöyle demişim size, sevgilinizle ya da karınızla baş başa geçireceğiniz bir tatil haftası kararı vereceksiniz. Bu da sizi güzel bir noktada olacak. Özellikle işinizle ilgili değişim değil de işinizle alakalı farkında olmadan sizi ödüllendirecek ve konuşmalar, güzel konuşmalar sizi motivasyonla yaratacak. O yüzden hani işle ilgili bir kaygılık bir durum yok. Bence sizin kendi içinizdeki kaygıları toparlarsanız her şey çok güzel bir aydınlığa kavuşacak diyorum. Kendi aile işi olan ve özellikle ortaklığı, aile kan bağı ile ortak işleri ayırmak isteyen ayrılın artık, yoksa resmen birbirinizi yiyeceksiniz. Yani hiç gerek yok. Artık yani odayı bölün en azından. Deyin ki bu ürün, yani herkes aynı ürünü satsın ama buna bir belirginlik koyun. Herkes rakamını, herkes sistemini bilsin. Yoksa çok uzun süre tüm aile birbirine kırılacak. Ortaklı işi ayrımı doğru bir karar, doğru bir netlik. Şey demişim kova burçlarına, oturduğumuz evi almak istiyorum. Olacak mı acaba diye kovaların enerjisinde, ben ev istiyorum ve özellikle oturduğum bölgede istiyorum diyen kovalar. Evet, çözeceksiniz ve bunun için de planlar başladı. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak da size şey demişim, nodülleriniz, kalp noktanız, yani kalp damarlarınız ve nodüllerinize dikkat edin değerli kova burçları. İleride bunlar sıkıntı olabilir sizin için. Bir de çok uzun süredir görüşmediğiniz ve yurt dışından misafirleriniz gelirken gelmediği için onları merak ediyorsunuz. Onların hayatları yönünde. Bir de şöyle demişim, şimdiden hayırlı olsun yeni masanın işinle ilgili ve yeni bir aşk ve konuşmak istediğim biri var. Ondan da güzel bir haber gelecek kova burçları ve bence de böyle biraz biraz size iyi gelecek hafta olarak görüyorum. Kitap yazmak isteyen ya da resim atölyesi açmak isteyen kovalar, doğru bir dönemdesiniz. Yani yazı yazmak istiyorsanız, ne bileyim, sanatla ya tırnak estetiği bile yapmaya, kendinize estetik salonu, hani küçük bir manikür pedikür yeri de açmak istiyorsanız yapın demişim. Sizin için doğru bir karar ve yapmanız hayırlı olarak gözüküyor. Ama burada özellikle yöneticinizde M, kadın erkek ayrımı yapmıyorum, E ve N harfi olan kişi sizin başarınızı ödüllendirecek. Eğer işsizseniz bile M, E, N harfli birinden iş konusunda çok büyük bir hayır alacaksınız ve bu size iyi gelecek olarak söylemişim. Size vallahi çiçek yazmamışım. Size demişim ki Cin ve Nas ve Felak suresini 101 adet okuyun. Cin suresi
Naz ve Fela yüzer adet okuyun ki gerginliğiniz, ailedeki karmaşaların bitmesi için. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Belki yükselendedir sizin çiçeğiniz.